Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tevfikini refik eylesin inşallah. Bizi bize bırakmasın. Evimize Kur'an'ın nurunu hakim yapsın. Amin. Evladı iyi alemizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. İnsi ve cinni, semavi arzi, maddi ve manevi her türlü hastalıklardan, yani maddi ve manevi her türlü hastalıklardan hıfz-ı emin eylesin. Hafiz Zülcelal'in hürmeti. Amin. Şimdi bu akşam herkesi alakadar eden Rize'de de yapmıştım. Ama tam aynı değil. Ama her yerde bu ihtiyaç var. Her şeyimiz tamam. Her şeyimiz var. Her şeyimiz tamam. Niye mutlu değiliz? Niye sıkıntı var? Nedir yani? Derdimiz ne yani? Niye mutlu değiliz? Niye evde kavgalar var? Niye kendimle barışık değilim? Niye kavgalıyım? Niye kendimi kötü hissediyorum? Niye kendimi sevmiyorum? Niye derdim var yani? Demiş ya hadisi kutside, Allah'ın davasını dert edinenin derdini üzerine alır Cenab-ı Hak diyor. Allah'ın davasını dert edilme nispetinde derdimiz olmaz. Hadis-i Kudsi'de bu mana geçiyor. Şimdi bugünkü mevzumuz nerede hata yapıyoruz? Nerede ne yapmamız lazım? Tamam. Katılımcı olabilirsiniz. Yani burayı anlamadım. Burayı anlamadım. Veya bunu biraz daha çağırmışsın. Ve böyle olabilir mi? Serbestsiniz. Şimdi insana Cenab-ı Hak 18 bin alemi muhtevi, 18 bin alemi içine alacak farklı farklı cihazlar vermiş. Lef-i mahfuzu dimağa takmış. Arşı kalbe takmış. Haşir meydanı ve berzah, kabir, mezarlık değil, kabir, berzah, haşir meydanını vicdana koymuş. Cennetin hayatını, yani 18 bin alimin tamamını ruha koymuş, ruh olarak koymuş. İnsanı da bunun arkasına taşımış. Bununla insan değildir. Yani benim gömleğim, benim atletim, mukaddeme yapıyorum. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o sensin. Hepsinin arkasındasın. İşte muhatab-ı ilahi bu tarafımız. Bunlar önümüzde olması gerekirken içine girmişiz, hurda kaş olmuşuz. İnsan olması gereken yerde değil de ondan. Şimdi okuyacağım. Ders okurken, ders ayna olarak düşünün. Yani ben burayı okumuştum, zaten biliyorum. Değil mi? Bir de şöyle düşün. Farklı Allah bana ne verecek bu akşam? Ders ayna olacak. Herkes kendisini orada seyredecek. Şimdi... Bir, vicdanın anası ve erbası, vicdanın temel dört yapısı var. Aynı zamanda bu dört yapı, ruhun dört havası. Ruhun dört havası yani. Havas, sırları. Beslendiği yer. Bir, irade. İki,
zihin. 3 his. 4 latife-i Rabbani. Soğan gibi düşünün. Diş kabuk, irade. Şimdi o kadar hoş olacak inşallah bu akşam ders. Vicdan çalışınca ne olur? Bozulunca ne olur? Şablon olarak. Madde madde yapacak. Bak vicdan bozuk olunca veya zayıf olunca şu olur, şu olur. Doğru kullanırsak da bu olur. Sıkıntı nerede? Soğan gibi düşündük mü abiler? Vicdan. En diş kabuğunda irade var. İçeriye gir. Zihin var. Daha içeriye gir. His var. Daha içeriye gir. Latife-i Rabbani. Ha, ne demek bu? Bunu koydum kenara. Bunu tek tek çalıştım. Hulasa ve öz. Yani öz o çalışarak geliyorum. Dersime çalışmıştım. Yani vicdan projesi değil mi? Onu da bilin. Dimak projem bitti. Ama hepsini daha ders yapamadım. 186 tane dimak dersi olmuş. 186. Beheri en az 3 saattir. Her bir ders 186 dimak. En az 50 tane de ders olacak. Her bir saati de 3 saat. Ne? Dimak bitti. Projem vicdan. Şimdi vicdan, bunu şey için söyledim, bilerek konuşuyorum. Vicdan, böyle bir soğan gibi düşünürsek irade dedik, zihin dedik, his, latife-i Rabbani. İrade nasıl çalışır? İradenin bir kere vazifesi, ustad der ki, nedir? İbadet. İbadetullah'tır. Maksadı bu. Bunun için yaratılmış. Zihnin vazifesi? Marifetullah. Bunun için yaratılmış. Hissin vazifesi? Muhabbetullah. Latife-i Rabbani'nin? Müşahedetullah. Niye, ne yaparsak irade aktif olur. Arkadaşlar, ibadet ve ubudiyetle. İbadet şu, ubudiyet şu farkı. La ilahe yapmamak. İllallah. La ilahe illallah. La ilahe yapmamakla yapmak, yapmayacağız. İllallah yapacağız şeyler. Bir, muhatap olmayacağız tahrip şeylerine. Yani videolara, ne bileyim, kötü arkadaşlara. Yani yapmamakla yapılması gerekiyor. Mesela içki içmeyeceğiz mesela diyelim. YouTube'lara, videolara tahrip olmayacağız. Olumsuz ortamlara, olumsuz insanlarla muhatap olmayacağız. Bu la ilahe. Mesela çocuk terbiye edeceğiz. Çocuk. Nasıl terbiye edeceğiz? La ilahe illallah ile. La tahrip. İlla tamir oradadır. Yani tahrip etme, tamirdedir zaten. Tahrip etme. Çocuk İslam fıtratında doğar. La tahrip. İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? La riya. Aynı uyguluyorum. La ilahe illallah formül yani. Her şeyi uygula. İhlaslı olmak için bir şey yapmaya gerek yok. Ne yapmaya gerek? La ihlas, la riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. İhlas için bir şey yapmana gerek yok. Riyakarlık yapmadın mı ihlaslısın. Biz birbirimizi nasıl seveceğiz? La ilahe illallah. La davet. Düşmanlık yapma, muhabbettesin. Muhabbet yapmak için bir şey yapmıyorsun. Adavet yapma o kadar. Bak, çocuğu bozmamak için, çocuğu nasıl tamir edeceğiz? La tahrip. İlla tamir oradadır. Tahrip etme, tamirdedir zaten. Ustadımız bunu mesleği de şey der, ikinci bir niyetle birincisi bozulur. Mesela ben ihlaslı olmak için niyet ediyorum. Ha demek değilim yani. Niyet ettiğime göre onda değil. Bak görüyor musun? Şimdi vicdanı birincisi irade. Ne yapacağız? İbadet ve ubudiyet. İbadet eylem, ubudiyet eylemsizlik eylemi. Yapacağız. Tamam mı abiler? Bak sade gidiyoruz. İki, gir içeriye. Zihin. Vazifesi marifetullah idi. Ne yapacağız ki zihnimiz aktif olsun? Kafamızı, dimağımızı
vahye çanak anten uyduya tutuyoruz. Uyduyu çıplak gözle görür müyüz? Gözükmez. Uydudaki sesi kulakla duyar mısın? Yok. Uydudaki filmi gözle görür müsün? Görmesin. Çanak anteni koyduk, görmediğimizi görür, işitmediğimizi işitir. Bize dönüştürür. Görmediğimizi, işitmediğimizi bize dönüştürür, gösterir. Öyle değil mi? Bize dönüştürür. Ha, çanak anten gibidir dima. Vahye çanak tutuyor. Vahiy beslenince vicdandaki zihne atıyor. Vicdan besleniyor. Orada marifetullah olur. İki de bu. Sonra ben liste okuyacağım size. Vicdan bozulunca şu olur, şu olur. Vicdan sağlam olunca bu olur. Üçüncü sahabiler. His. Vazifesi nedir? Muhabbetullah. Ne yaparsak olur. Yani hissimiz nasıl çalışır? Allah'ın öyle demiş. Yani Allah'ın dostluğuna dost demiyor ilk önce. Allah'ın dostları kim? Bilinmiyor. Mutlaktır. Ama Allah'ın düşmanları bellidir. His nasıl çalışır? Allah'ın düşmanlarına dost olmayacağız. Gerisi kolay zaten. Kur'an'da şöyle bir yöntem var. Kaç kişiyle haramlık selamlık olur? Yani şunlarla oturulur. Bunlarla diğerini demiyor zaten. Diğerini bunun dışında. Gibi ya. Demek ki his vicdandaki, vicdaniyatımızdaki his Allah'ın düşmanına dost olmayacağız. Yani bir şey bile olmasa bir kere İslam, Kur'an düşmanlarını sevmeyeceksin. Bunu sevmeyeceksin. Sonra dördüncüsü neydi? Latife-i Rabbani. Vazifesi nedir? Müşahedetullah. Müşahedetullah. Şu yani. Huzuru, mutluluğu, saadeti, refahı hariçte aramayacağız. Huzuru desinler diye giymeyeceğiz. Desinler diye araba almayacağız. Desinler diye çalışmayacağız. Desinler diye üniversite okumayacağız. Ben istemem lazım. Huzur bulunmaz, satılmaz. Yok ki uyandırılır. Batını uyandırılır. Mesela ben uyandırayım. Tak bir yere ben şey yapayım. Şimdi nasıl uyandırır? Namazdayız bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namazda böyle bir hal olmuyor. Namaz. Veya derste. Veya kitap okurken. Veya bir hayır yaptığınız zaman vicdanı bir lezzet olmuyor. O şu demektir. Allah kendisini sana araladı. Allahsız olmaz o. Huzur var ya böyle. Oh. Bir sokuya asılmış böyle. Er-Rahman allemel Kur'an. Okuyor böyle bir huzura gark ol. Veya bir derste, bir sohbette, tefekkürde. Ne bileyim. Veya bir hayır yaparken, kutsi bir şey yaparken, Allah sana bu vazifeyi verdiği zaman, o işe koşarken, ne kadar sıkıntı da olsa lezzet var ya, o şu demektir. Öyle bir huzur oldu ya. Allah kendisini sana böyle hafif araladı. Sen de Allah hazır olunca sen de huzur oldu. Hazır olduğu için huzur oluyor. Demek ki toparlıyorum. Vicdan çalışırsa insan bu dört tane sistem çalışıyor. Çalışınca ne olur? Bu çalışmasa ne olur? Çalışmasa bir, işaretül icaz 28. 8 tane hastalık türer. 8 tane hastalığı tek tek okuyacağım. İçini dolduracağım. Mektubat 288'de cehenneme girmeden cehenneme girer. Çalışmazsa. Bakayım mektubat var mı burada? Bir tane mektubat vereyim. Cehenneme aynı bu tabiri diyor. Cehenneme gidecek demiyor.
Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Gir cennete diyor. Eğer bu 8 tane vicdan çalışmasa hastalık aktif olur. Şöyle geçiyor, bak buradan okuyorum. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Nasıl gider? Daha buradayız. Burada. Ustad başka bir tane yerde şöyle der muhakematta. Cehli cehennem. Cehli cehennemle muazzep olacaksınız diyor. Başka bir yer söyleyeyim size. Cehennem serin olmaz mı diyor. İşaretleyeceğiz, 28'de geçiyor. Cehennem daha serin olmaz mı? Kafa öyle buhran ve bunalım geçiriyor ki, cinnet geçiriyor ki, bu Müslümanın bu sıkıntısına göre o cismani cehennem serin gibi oluyor. Arkadaşlar, cehennemin 7 tabakası var. Birinci tabakaya kafir girmeyecektir. Kafirin orada işi yok. Müslümanların günahkarları girecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle ümmetimin cehennemi hamam sıcağı gibidir diyor inşallah. Aynı böyle diyor. Ustad da diyor ki bu buhran var ya, cinnet geçirmek, cin olduğu nettir der Gazali. Cin net, cin olduğu nettir. Cinsel, cinayet, bu da böyle. Bu kafa, 8 tane madde okuyacağım. Bir araya gelme nispetinde cehennemi cismani orası, cehennemi manevi buradaki kafamıza göre orası serin olur der. Ya burası diyor bak, cinnet getirecek bir hale gelir. 28 işaretleyeceğiz. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs mebdi ile, yani sani ile, yani Allah ile, maadi yani haşre itikat etmese onun vaziyetinin cehennemden daha serin olmaz mı? Hemen Mesnevi Nuriye 220'de Müslümanın cehennemi cismanisi kafirin dünyadaki manevi cehennemine göre cennet gibidir. İşte arkadaşlar, dünyamızı cehenneme çeviren 8 tane madde okuyor. Sonra vicdan bozulunca bu olur, sonra vicdan sağlam olunca bu olur diye madde madde sayacağım. Şimdi işaret edeceğiz da 8 tane madde sayıyor. Evet, o bir çare. 1. Haf. İçini dolduracağım. Bir okuyayım. Haf ve heybetten. Ad. Raşet. Birincisi haf. İkincisi heybet. Üçüncüsü ad. Dördüncüsü raşet. Beşincisi vahşet. Altıncısı gönül darlığı. Yedincisi yetimlik. Sekizincisi korkunç. Kur'an'ın tabiriyle yeis, meyusiyet. Ancak Allah'tan ümidini kafirler keser diyor. Fakat yeis Müslüman'da yoktur. Çünkü kafir olması lazım. Fakat en acımasızı burada, hepsi dehşetli de, yetimi çok garibime gitti ama herkes şey yapar. Ben şimdi içini dolduruyorum abiler. Çalıştım. Birincisi haf. Hafı nereden tanıyoruz bu kelime? Korku. Korku hissini nereden tanıyor? Nerede anlatır bunu? Korkuyu nerede anlatır korkuyu? Daha çok bir mevzudur bu. Başlık al. Hucumat hissettim. Ve mesela uygulayalım. Koronadan muhtemel ölüm oranı yüzde kaçtır veya binde kaç? Bilen var mı? Elinden söylüyorum. Binde, yüzde değil. Binde 0.03. Yani 0.3 denilir. 0.03. Yani %3. Binde. Yani binde bir bile değil. Ölüm oranı, senin ölme ihtimalin korona ile binde bir bile değil. Ustad diyor ki,
ölüm ihtimali bir, 5-6 ihtimalden veya 3 ve 4 ihtimalden veya 1-2 ihtimalden olsa diyor. Aynı orada söylüyor. Yer söylüyor. Bir diyor korku meşru olabilir. Yüzdeye ben vurayım bunu. 5-6. Yüzdeliğe göre 6 ne yapar? %16 yapar. Çalıştığım için söylüyorum. 5 ne yapar? %20. Peki 4 ne yapar? %25. 2 ne yapar? %50. Şimdi arkadaşlar bu 1000'de 0.03. Şimdi bunu diyor ki yani %16, %20, %50 ölüm ihtimali olsa korku meşrudur. Onun dışında korku hayvanlıktır der. Hayvanı ister galip. Hayvani duygular. Hayvan. Bir canlılık manasında bir de hayvani duygular. Ne demek? Hayvan işkembesiyle ve uşkurluğuyla dünyaya bağlı. Biz mide ve uşkurlukla bağlı olduğumuzun anlamına geliyor. Hayvana ancak yakışır diyor. Bakın %50, %16, %20, %25 ihtimal olursa ancak insana yakışan bir korku olur. Bu ölüm oranı 1000'de ya 1000'de 0.03, %3 yani. Hiç. Birincisi böyle izah oldu mu abi? Ha, demek ki hayvaniyetimiz arttıkça korkumuz artıyor. İnsanlıktan azalıyor. Birincisi bu. İkincisi at. İkinci kelime at. Çok çok özel özel. Yani lugati değil bunlar. Lugatta işim yok benim. Külliyatta dolduruyor. Külliyatı külliyatta izah ediyor. Etmeye çalışıyorum. Gayret ediyorum en azından. Doğruluğunu da bilmiyorum ama ben çalışarak yapabildim. Bulan da daha iyisini bulan diyecek ya öyle değil ya böyle. Allah razı olsun. Lugatla Risale-i Nur ancak biraz bilinir. Ondan sonra çalışma devam eder. Ondan sonra koyarsın kenara sen doldurursun. Tabir çünkü bu. Lugat değil külliyat. İkincisi at. Ne demek? Bu kadar düşmanlarına karşı insanda sonsuz güçsüzlükten gelen bir halet. Bu ne? At. Bir daha. Ne kadar düşmanımız var? Kuyruklu yıldızdan gözükmeyen bir kurbağadan kadar düşman var. Ecel diyeyim. Yani kabir önümüzde duruyor mu kardeşim? Ölüm öldürüldü mü? Yok. Ölüm varken hiç kimseye rahatlık yoktur. Bakın bir daha. Tabir çok ilginç. Nihayetsiz düşmana karşı nihayetsiz güçlü olmak gerekirken nihayetsiz düşmana karşı nihayetsiz güçsüzlükten gelen halet. Oldu mu ki? Az. Üçüncüsü, bunu lugatta hiç çözülemez. Raşet. Raşet. Külliyata baktım. İçsel bütünlüğünün bozulmasından, tamamen çaresizlikten, noktayı istinatların bir bir yok olmasından ortaya çıkan alet bu. Bir daha. İçsel bütünlük şu. Dima. Soğan gibi gidiyorum. Dışarıdan içeriye. Fatih bana bir sıcak su vereceksin. Sana. İçsel bütünlük 4. Dima. En dış taraf. Gir içeriye. Vicdan. Gir içeriye. Kalp. Gir içeriye. Ruh. Bu bütünlük bozulursa, ne kadar bozulursa raşet olur. Yani raşet içsel bütünlük. Aklım vicdanıma yardım etmiyor. Aklım kendi havasında, kalbim kendi havasında. Yani kalp akılsız seviyor, putlaştırdı. O nefislerini, ilah edineni görmedin mi? Birbirinizi ilah edinmeyin. Yani akıl vahye çanaktı ya. Akıldan kopan kalp puthaneye döner. Çünkü akıl vahiy ile gözükmeyen uydudan alır. Gördüğüne delil nedir? Televizyonda gözükür. Ha, akıl
gözükmeyen Allah'ı, şu kafa gözüyle gözükmeyen Allah'ı akıl gözüyle görür. Allah'ın gözükmemesi Allah sorunu değil, bizim sorunumuzdur. Sen burada radyo, televizyon dalgasını görmemen senin sorunundur. Alette gözüküyor. Yani gözle görmek ayrıdır. Burunla görmek ayrıdır. Kokunun gördüğünü göz görür mü? Dilin gördüğünü, elin gördüğünü, aklın gördüğünü, vicdanın gördüğünü, kalbin gördüğünü, ruhun gördüğünü hepsi farklıdır. Ama kör olası cehalet her şeyi maddede aradığı için gözle kulağın gördüğünü de görmek istiyor. Yani göz sesi görmek istiyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Görmediğim öyle değil mi? Oysa akıl gözü başka. Şimdi arkadaşlar, dima vahiy ile beslenirse, vahiy ile, kalbin bekçisi olur. Her şeyin oraya girmesine müsaade etmez. İşte raşet, akıl, vicdan, kalp, ruh birbirini desteklemiyor, bütünsellenemiyor. Ondan gelen, ortaya çıkan noktayı istinatların bir bir yok olmasından çıkan bir halete raşet denilir. 5. Vahşet. Vahşet ise diyor, bir önceki raşetin oluşturduğu halet ile işte birbirine koptu ya, akıl, kalp birbirini desteklemiyor. İçeride ıssızlık, belirsizlik, tenahlık, vahşilikten ortaya çıkan alet. Yani içeride hiç kimse yok. Virane olmuş ev. Hepimiz köylüyüz. Kullanılmayan eski dedelerimizin, komşularımızın evleri var ya, gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Karla çökmüştür. Artık evin ortasında, eskide ateş yanardı, göç vardı, ağaç çıkmış. Değil mi Şükrü? Ben köyde geldim. Kullanılmıyor. Hatta birkaç sene okuduğum o sınıfın, benim okul, köydeki okulu birkaç sene ilkokulda okumuştum. O sınıftan şimdi ağaç çıkıyor. Bu tenah, ıssız. Tamam mı? Bir de sesler çoğalır. Yani böyle tenah, ıssız, böyle yerlerde belirsizlik olur. Her ses sende anlam bulur. Ne? Ha? Aha geldiler. Her şeye dönüşür o ses. Bu vahşet. Yani safari ile helikopterle atsalar Afrika'ya seni. Baktın timsahtan kaçtın. Ama sırtlana geldi. Aslandan, kobra ilandan. Ama mutlaka bir şeyle öleceksin. Hangisini tercih edersin o anda? Ya ilanla mı öleyim, kobra ile mi? Sırtlanla mı? Tercih edebilir misin? Ancak el dizlerin bağı çözülür, oturursun. O anda dizlerin bağı çözüldü. Acaba beni hangisi yiyecek diye bekleyen bir insanın haletini düşünün. Bu vahşet. 6. Hepimizde var. Gönül darlığı. Gönül darlığı niye oluyor? Diman ve vicdanın kalbi besleyememesinden, diman ve vicdanın, çünkü bakın ayağa kalktım, bir ayak, beni ayakta tutuyor mu ayaklar? Beni ayakta tutuyor. Bir ayağım vicdan, bir ayağım dima. Bu vücuduma da kalp denilir. Yani iki ayak vücudu tuttuğu gibi, kalbin iki ayağı var. Vicdan, dima. Mahke sevkar, mazar isyan. Mahke sevkar, dima. Mazar isyan, vicdan. Şimdi bu iki yerden kalp beslenmese kalp çöl gibi olur. Çölde ne var yani? Belirsizliğin ezilede. Tepe dersin, bu fırtına, bir fırtına gelir, tepe çukur olur. Bir fırtına gelir, çukurlar tümsek olur. Eylemsel itibariyle bizde ne olur? Şimdi mektubattan söylüyorum, hep hatırlarsın. Benim çok orijinalime gider bu misal. İki samimi dost, Salih, iki tane samimi dost fincan içi
sahra olur. İki birbirine düşman sahraya koy, fincan gibi olur. Evde niye böyle birbirimizi sevmiyoruz? Lan ne var ya, neyi alıp vermiyoruz ya? Eskide 60 metreli böyle topraklı evlerimiz vardı. Tahtalı evlerimiz vardı. Doğuda topraktan, Karadeniz'de tahtadan. Ya kaç tane güç vardı ya? Benim babam ve kardeşleri 4 tane ailesiyle, çocuklarıyla herkese bir oda yetiyordu. Ama kavgaya rastlamıyorduk. Çünkü yerleri dar, gönülleri genişti. Şimdi 100 metrekare, 120 metrekare bir karı koca yeni evlenmişler. Yerleri geniş, gönülleri dar. Nedir ya kardeşim, derdiniz ne ya? Niye kavga ediyorsun? Hani bayılıyordun, yok oluyordun? Hani seni senden kaldırmıştın? Hani ne oldu? Niye bu kavga? Ne, hani boşanmalar ne oldu yani? Hani onun için yok oluyordun? Hani kainat yok oluyordu? Ne oldu şimdi? Cinsel, o cinlerden olduğu anladık mı? Aşıkım değil yani, sol karabına sinyal veriyor. Cinsel, cinlerden kaynaklanıyor. Ki ben senin için ölüyorum, kainat yok oluyor. Yalan, ben yalan. O da bilmiyor yani. 6 ay sonra boşanmaya gidiyorsun. Kavga bu. Gönül darlığından evde kavga oluyor. İki samimi dost, fincan, sahra olur. İki birbirine düşman, sahraya koy, çöl gibi olur. 7. Beni etkileyen bu. Yetim. Yetim ne demek biliyor musun? Anne babası olmayan değil. Anne babası olmayan değil. 1. Kimsesizlikten ortaya çıkıyor ki, düşünebiliyor musun? Nokta istinadın, yani böyle dayanak noktası Allah'tır. Nokta istinada Allah'a iman. İnsanın fıtratı ebed istiyor, sonsuzluk istiyor. Buna da bağırıyoruz, ebed! İmdat diye bağırıyoruz. Cevap veren kim? Ahiret. Ahirete de nokta-i istimdat denilir. Allah'a iman, nokta-i istinat, böyle dayanmak. Ahirete iman, istimdat ediyoruz, imdat diye bağırıyoruz, bağırmamıza verilen cevap yeri, haşir. Şimdi yetim şu, nokta-i istinadını, Allah'a imanı, ahirete imanı kalkmışsa veya var da tesir etmiyorsa, yani arabanın aküsü şöyle biter ya, kıt kıt, biraz sağlam akü olsa, biraz aldı, sağlam akü kapıyor. Yani eğer nokta istinat, şöyle diyeyim biraz ağır olacak ama, Allah bizim için ne ifade ediyor? Allah ne anlam katmış hayatımıza? Söylenince Allah hatırlıyor. Allah bizim alemimizde bir mana oluşturmamışsa, bir mana ifade etmiyorsa bu. Ahiret. Olur ya. Allah ne demektir? Ben de Allah nedir ya? Diye sormak lazım. Herkes kendisini soracak. Allah bende ne ifade ediyor? Ne demek yani? Ne kadar kıymetlidir Allah? Allah'ımızın, bilerek söylüyorum, Allah'ımızın kıymetini ne kadar biliyoruz? Al bir malının, arabanın, gençliğinin var ya, paranın, pulunun, oğlum diyoruz babası. Bak bu şeyden gelmiyor, bunun kıymetini bil, sağlığın kıymetini bil, paranın kıymetini bil, bu dedelerimize kalan arsanın kıymetini bil. Allah peki kimden kalmış ki? Miras kalmamış ki. Allah'ımızın kıymetini bilmiyor. Peygamberimizin kıymetini bilmiyoruz. Kitabımızın kıymetini bilmiyoruz. Bilmeme nispetinde İnsanda yetimlikler oluyor. Yani şu oluyor. Çölde, sahrada yapayalnız kalmış. Kalınca eylem itibariyle nasıldır? Hastalık, musibet, koronada önümüzdeki kabre karşı hiçbir şey yapamamak. Yani nereye dayanacaksın? Hani bir söz var, eskide yol yoktu, yaya giderlerdi dağdan köylere. Onun için derlerdi ki eskiler, oğlum iyi havada ağacın altını pisleme, yağmurlu günde sana lazım olur. Bak Allah ile aran iyi olsun,
Bakarsın sana lazım olur bu. Çok ağır bir söz ha. Allah bakarsın sana lazım olur. Ne biçim laf ya? Allah ne demek lazım olur? Alemizde bir amana ifade etmedi ki şimdi bana kızıyor yani. Kendi nefsime diyor. Sekizinci madde. Meyusiyet. Yani ümitsizlik. Kur'an'ın sari ifadesiyle ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Neyin olursa olsun. Neyin ne kadar günahın dahi olsa Allah senin günahını affetmekten aciz değildir. Allah'ı aciz bırakma, bırakamaz. Allah güçsüz olmaz. Kul ya ibadiyellezi esrafu la taknetu min rahmetillah. Ey haddini aşanlar, hududunu aşanlar, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niye? İnnehu Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibidir. Allah'tan ancak ümidini kafirler keser diyor. Mesnevi Nuriye'de kul ya ibadiyellezi esrafu la taknetu min rahmetillah innallaha gafurun. Sonu ben cemia mı diyordu? İrfan, okur musun abi ezberden? Nasıl yok İrfan'ım ya? Sen hoca diyorlar sana ya. Bana da öyle diyorlar ama bazılar Muhyiddin Arabici diyorlar. Filozof diyor, bazı metsup diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 65. Mühim olduğu için bu ayeti açıyorum. Kul ya ibadiyellezi Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim la taknetu min rahmetillah. İnnallâhe yâfiru zunuben cemî'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Niye Allah affeder? Allah'a af yakışmıyor. Bize yakışır af. Allah'a çok affetmek yakışır. O bize söylüyor affet. Çok affetme kendisinden. İhsan bizden. Çok ihsan onda. Ha? Çünkü o innehu muhakkak o huvel gafurur rahim. Onun için ümidini Müslüman kesmez. Yetimlikten ortaya çıkan ümitsizlik mani her kemalı doğurur. Yani yeis her kemala giden sebebi ortadan kaldırır. Ya yapamam, ben yapamam, edemem, beceremem. Bu mani kemal işte. Sonra kalbi öldürür. Derecesine göre Allah'tan insanı koparır. İfrat mertebesi olursa kafir olur. Şimdi ben bu 8 tane maddeyle İnsanın kafası cehenneme girmeden 288 mektubatta cehenneme gider. Şimdi vicdan bozulunca maddeleri okuyorum. Ondan sonra dersi kesiyorum. Tamam? O maddeleri okuyacağım şimdi. Çıkarttığım maddeler. Liste yaptım. Külliyatı taradım. Bana lazım. Vicdan bozulunca ne olur? Sonra iyi çalışırsa ne olur? Bir, külliyatta tek tek çıkarttım. Nihayetsiz derecede alçak olur. İki, bilerek dinini dünyaya satar. Vicdan bozuk olunca. Cafer kardeş. Başka, bilerek hakikat elmaslarını pis, muzir, şişe parçalarına mübadele eder. Bilerek hakikatlar var ya, hakikatları pis, mızır böyle dünyanın böyle basit şeylerine feda eder. Uygularsak ne olur? Şu işim geri kalır diye namaz kılmaz. Hakikat. Basit basit sebeplerle davayı terk eder. Vicdan bozulma nispetinde bahane. Salih bana böyle dedi, böyle baktılar. Sanki davanın sahibiyi. Terk eder, gelmez daha. Ha. Ne yapar? Gelmemeyi tercih etti gelmeye göre. Sonra vicdanı bozulunca münafıklığa girer. Münafığın özelliğini Risale'den söylüyorum. Emir Dağ 1.78. İtikatsızdır. Kapsizdir. Vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Şimdiki zındıklar gibi diyor. Emir Dağ 1.78. Bir de okuyayım mı? Münafık kimdir? İtikatsızdır. Kapsızdır. Vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir.
Kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindeyse o odur. Münafıktır. Ama hadis-i şerifte bir, sözünde durmaz. İki, bu eylemdi. Emaneti ihanet eden konuştuğu zaman yalan konuşur. Devam ediyorum. Vicdanı bozulunca madde insan suretindeki yılan olur. Fıtratı yılan olur. Suyu yılan içer. Zehir akıtır. Aynı suyu bal, arı barı. Yani arı içer, bal akıtır. Vicdanı bozulunca gaddar olur. Vicdanı bozulunca o derecesinde tefessü eder. Artık kokar. Kokar, kokar. Bu koku dersini 8 tane yaptım, hiç girersem bize de dokunuyor. Vicdanımızda kadar azaldıkça bizde koku da değişiyor. Şu anda bulunmakla kokunuz, namazdaki kokunuz, günah işlerken korkunuz, video seyrederken korku, hep koku değişiyor. Kötü kokuya der. Yani İmam Ali'nin şöyle bir sözü var. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım der. Kokumuz ağırsa ahlakı düzeltmek gerekiyor. Koku, terimiz ağır kokuyorsa ahlakını düzelt. Ağır değil mi? Hepimizde de kokuyor. Ben burada konuşuyorum diye ben bunun dışında mıyım? Ben de buyum ya. En başta ben. Ya ben bunu dertlisi olmasam ben buna çalışabilir miyim? Bu çıkartılır mı Şükrü? Dertleniyorum yani. Ben acaba ne kadar alameti var? Başka vicdan ne kadar bozulursa hayat içtimaiye zehir olur. Başka ehli bida olur. Başka garaz, tamah, hafı zirvede olur. Öyle bir taması var ki Sultan Beyliğini versen İstanbul'u doymaz. Acayip bir şey. Hucumat-ı Sitte'nin kaçıncı maddesi? Üçüncü madde. Yani Hucumat-ı Sitte şu demek arkadaşlar, yeni duyanlar. İnsanın mutlaka şu 6 tane zaaf noktası var. Bir veya bir iki tanesi bizim zaafımızdır. Birincisi baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani Hazretleri radiyallahu anh, Allah şefaatine mazhar eylesin. Diyor ki insanın kalbinde en son çıkacak duygu, vasıf baş olma sevdasıdır. Hubbuca. Risale'de hubbuca. İkinci en tehlikeli damar haf, korku. Üçüncü damar tamah, açgözlülük. Artık namusunu, şerefini, haysiyetini yok eder. İzzetin gider. Ustad iki şartla memurluğu kabul ettim diyor Hulusi abiye. İzzetini feda etmemek, makamını hizmette vasıta yaparsan caiz görüyorum. Birincisi hubuca, ikincisi haf, üçüncüsü tama, dördüncüsü menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürd'üm, ne mutlu Çerkez'im, ne mutlu Laz'ım, ne mutlu Rus'um demek. Ne mutlu Müslüman'ım demek yetmiyor mu? Ne mutlu ümmeti Muhammed'deniz, ümmeti İslam'danız. Biz Halil-i Rahman, İbrahim Aleyhisselam'ın o tek başında ümmetti diyor. Ya. Peki... 6 ve 5 enaniyet. 6 tembellik ve temperverlik. Ders mi varmış, hizmet mi varmış? Ya yapan olur ya. Birisi yapar ya. Yok koştursun canım, işi ne yani? Padişahın işi ne? Gelsin beni yıkasın. Yani Cafer, sen yapar ya şu. Yapsınlar kardeşim, orada oturuyor yapsınlar. İşte bu. Bu böyle. Vicdanı bozuk oldukça mürtedin vicdanı tamamen bozulur. Mürted olursa, tamamen bozulursa mürted olur. Başka? Kıskançlığı o nispette yok olur. Yani namusunu kıskanmaz. Ne kadar kıskanmıyorsa vicdan o kadar azdır. Tamamen bozulmuşsa vicdansızın kıskanması yoktur. Kafir ve mürtedin eşini kıskanmaz. Esbabı müessir yapar. Vicdan azaldıkça. İstikameti kaybeder,
kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefritlerini yaşar. Enaniyetli olur. Haset eder. Hak etmediği rekabetleri yapar. Başka? Hayasızdır. Kıskançlığı yoktur. Bozulur, çürür, kokuşur, alçaklaşır. Başka? Sırf dünyaya çalışır. Külliyattaki cümleleri okuduğum farkındasınız. Şimdi vicdanı sağlamsa ne olur? Onu okuyayım. Bizi ilgilendiren zaten şimdiki. Bunun bizimle alakası yoktu. Şimdiye kadar okuduğumuz bizimle hiç alakası yok. Onun için korkmayın. Bir şey yok. Şimdi vicdanı çalışırsa ne olur? Sırf lillah için olur. O nispetten tabii. Yani arkadaşlar, yani bunu en zirve zannetmeyin. En diple en üç arasında değişir derece. Bozulmakta, tamirde olmak. İyi de kötü de vicdanın mertebesi var. Bir, sırf lillah için çalışır. Başka? Şahs-ı maneviye kuvvet verir. Elemanı olur yani. Birbirimizin bir duygu, bir aza hükmünde olur. Şahs-ı manevi cemaatin bir azası olur. O göz olur, o kulak olur mesela. Hakikaten hizmette de öyle. Ben ne yapabiliyorum? Caferin yapabildiğini ben yapabilirim. Salih'in yaptığını ben yapamam. Herkesin yaptığını ben. Benim yaptığım iş başka. Külliyatta bile benim sağım farklı. Yani diğerlerini bilmiyorum. Sağım değil. Ömrümü vermemiş. Benim işim bu yani. Tabirlerin içini çıkarıp kendimi tanımlayıp farkındalığımı artırarak enfus alemde o alemleri bu alemde hissetmek. Benim işim bu. Başka bir şeyim yok. Fıtratım bu yani. Seçmemiş. Vicdanımız çalışırsa demek ki şahs-ı manevinin üyesi olur. Tahakküm etmez. Tahakküm etmez. İmtiyaz yapmaz. İmtiyaz istemez. Birbirleriyle mütelezziz olur kardeşleriyle. Birbirinin hizmetinden lezzet alır. Tenkit etmez. Tenkit asrın hastalığıdır. Öyle bir hastalık ki acayip. O hastalığın da çaresi çok zor. Zalim vicdansızın yüzüne tükürür. Zalim vicdansızı yüz çevirir, tükürür. Vicdanı çalışma nispetinde harama tenezzül etmez. Vicdanı çalışma nispetinde kanaat eder. Başka ahireti esas alır. Dünyaya niye geldiğini o nispette yaşar. Dünyaya kalacak kadar, ahirette kalacak kadar ömrünü taksim eder. Rızık mukadder olduğunu izan eder. Başka yüz suyu dökmez. Dünyavi menfaat için şahsiyetini, kişiliğini ortadan kaldırmaz. Başka? Mukaddesatını rüşvet vermez. Başka? Hırs ile gazab ilahi kendine çekmez. Hırs gazab ilahi üzerine çekmektir. Allah ile yarışıyor yani. Allah'ın serveti sonsuz, benim de servetim sonsuz olsun. Verdim sana yetmedi mi? Hayır. Yetmedi. Eksik mi yaptı Allah? Hırs işte bu. Vicdanımız çalışma nispetinde ehli dalaletin değil rahmet ilahiyenin celbine çalışır. Başka? Tahakküm etmez, mütevazı olup meziyetiyle kimseye zulmetmez. Meziyetiyle imtiyaz istemez, zulmetmez, tahakküm etmez. Allah'ım bu böyle yap bize ya. Allah'ım bu ahlakla bizi donat ya Rabbi ya. Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine ya. Ya Rab. Risale-i Şahs-ı Manevisi hürmetine. Riyakarane söyledim şu sözleri. Dergah-i Uluhiyetinde, dergah-i izzetinde makbul olan duaların zürmesine ilhak eyle ya Rabbi. Onların hatırına ya kabul eyle. Ya bu vasıflar bize ne kadar lazım ya Rabbi ya. Ver Allah'ım bize ya. Senin için zorluk yok ki ya. Bizim için zor. Allah için zorluk yok ki.
Demek ki ehli dalaletin değil, rahmet-i ilahiyenin celbine çalışır. Tahakküm etmez. Mütevazi olur. Vasfiyle hizmetçi olur. Tahakküm etmez. İmtiyaz istemez. Zimni adavet Müslümana etmez. Müslümana hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçini burcun diyorsun. Bu adam var ya. Başımın belası ya. Öf. Başka? Vicdanımız çalışma nispetine. Kafire şiddetlidir. Müslümana merhametlidir. Eşiddu alel küffar. Eşiddu alel küffar. Ruhama beynev. Müslümana merhametlidir. Sabrını kontrol eder. Vicdan. Sabır şu. Diyeceğini dedi. Yaptığını yaptı. Bağırdığını bağırdı. Artık diyeceği bir şey kalmadı. Enerjisini harcadı. Artık ben sabrediyor. Neyi sabrediyorsun? Daha bir şey kalmadı ki. Sabır susmak değildir. Mazinin, geçmişin birikimiyle, yani örf, anane, kültür, gelenek, iman, izan, ilminle, mazinin bütünlüğüyle, ahirete, geleceğe bakarak haldeki olayları Allah canibinden kudreti azameti altında değerlendirmektir. Sabır bu. Sabır yutkunmak değil. O Allah canibinden kudretin azameti altından o Allah'ın icraatını hadisede seyretmek. Zirve ama hedef olsun. Sonra yani sabrını kontrol eder. Vicdan çalışma nispetinde. Arkadaşlar bunlar zorak olmuyor ha. Nasıl çalışır biliyor musun, bir de söyleyeyim. Arkadaşlar bu vicdanı çalıştırmak için bir şey yapmaya gerek yok. Hepimizin derdi ya, benim dedi. Günah işleme yetiyor. Bu otomatik oluyor. Yani bir şey bu kadar anlattın, bu kadar okudun da. Yani bu vicdanı nasıl yapacağız ya İrfan? Bir şey yapmaya gerek yok. Haram işleme, bunlar otomatik oluyor. Haramdan kaçmanı istedin. La ilahe. Arttıkça illallah olur. La ilahe. Haramlardan kaç. İllallah ibadet olur. Niye namaz kılamıyoruz? Mesela sabah niye kalkamıyoruz? Niye 5 dakikada deyip de saatin tepesine basıyoruz, kalkmayacağım? Yani çaldığı halde kalkmıyorsan, 5 dakika diyorsan ben namaza kalkmayacağım demektir o. Niye ibadetlerde, namazlarda, tesbihatlarda gevşeyiz? Niye kitap okuyamıyoruz? İşlediğimiz günahlardan dolayı. Yani hepimiz kalbimize giren günahlardan dolayı kalbimize ve ruhumuza yaralar açar. İbadetlerden, eskarlardan, zikirlerden, kitap okumalardan nefretkârane bizi uzaklaştırıyor ikinci lema. Demek ki arkadaşlar bu vicdan çalışması için ben şu sonuca vardım. Ya bana kısaca bu dersten sonra vicdanım çalışması için ne yapmam lazım? Yani çok şey anlattın. Yok, buradan çıkarken şu. Ya ben bu akşam dersten anladım ki günahlardan uzak olursam fıtrat zaten çalışıyor. Bu vicdan çalışır. Uzak duracağız abiler. Uzak duracağız. 6 tane iman esasının da dibi varmış. 6. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah'ın düşmanlarına dost olmayacağız ki üzerindeki 6 tane iman çalışsın. Arabanın benzinine benziyor bu. Arkadaşlar ne olursak olalım Allah rızası için birbirimize yalvarıyorum. Ben hasreten yalvarıyorum. Allah düşmanlarını sakın dost edinmeyin. Ebu Davud'da hadis var. Onu yaymıştım ben, gruba attım. Bir mana söylüyorum. Süfyan'ı Deccal'a diyor taraftar olan geçmiş hiçbir salih ameli ona hayır vermeyecektir diyor. Allah Resulü bir mana. Şimdi tersi. Süfyan'ı Deccal'a düşman olana da diyor, olanın geçmiş bütün günahlarından hesaba çekilmeyip Süfyan'ı Deccal'a yüklenecektir diyor. Bundan daha büyük keramet, bundan daha büyük müjde olur mu bu akşam? Hiçbir günahından hesaba çekilmeyecek diyor. Süfyan'ı Deccal'a yüklenecek diyor. İrfan değil mi abi? Allah Resulü dedi mi? Dedi. Şaka der mi? Demez. İstihza eder mi? Etmez. Ne işe mi yarar?
Ha onun hadis imamlar ne demiş? Sen kabre girdiğin zaman görürsün. Haşirde bunu niye yaptın? Allah o derste ben duymuştum. Ey zebaniler ya Rabbi peygamberimize sen söylettirmiştin. Onun söylediğini alın zira ben söylüyorum. 11. lema değil mi? İn kuntum tuhibbuna Allah fettebiunu yuhibbukumullah. Allah ya Rabbi sen söyletmiştin. Süfyan-ı Deccal senin dinine düşman olana düşman olanın geçmiş hiçbir günahında muhayize edilmeyecektir. Ona yüklenecektir. Vallahi ben de böyle inanmıştım. Nasıl inanırsanız sizi öyle muamele eder. Ene inezenni abdibi. Arkadaşlar, dost Allah'ın düşmanını dost düşman yapacağız. Bir de bu haramdan, videolardan uzak olacağız. Bu sefer psikolojimiz tak 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 gelir. Adam bir tanesi inan yalan söylemem. Dedi ki mesleği dedi ki çok sıkıntım var diyor. Korkuyorum belimdeki silahı kafama dayamaktan. Onun için geldi. Dedim ki videolara gece girmeyeceksin sabahlara kadar. Bir şey demedi ha ben emriyorum. Bir de dedim Hizbul Kur'an'ı okuyacaksın. Ne yaptı biliyor musun? Şükrü. Sana söz veremem dedi. Sofraya oturduk. Sofraya otur ikindi yemeği yiyecektik. Kalktı. Ben dedi sana söz veremem dedi. Bana ne söz vereceksin? Sen niye geldin? X şehirde niye geldin? Korkuyorum cinnet geçirip kafama sıkacak. Polis yani. Kafama sıkmaktan korkuyorum. Onun için geldim. Ben de sana madem bana itimat ediyorsun ben tıbbi bedensel şu beden psikolojisi doktora git. Ben ruh psikolojisinden bahsediyorum. Benim işim bu biraz. Bir, sabahlara kadar video seyretmeyeceksin. İki, ustadımızın ruhu besleyen ayeti kerimelerden seçtiği ayetler var. Bu ayetlerin cemine cemeldiği kitabın adı Hizbul Kur'an. Bunu okuyacaksın. Haftada da hani işin biraz şeyse gizliyorsan haftada da bir gün böyle derse git. 5-10 dakika risale okursan her gün psikolojin kesinlikle düzelir. Söz yiyen ben buraya çıkarımlarımı söylüyorum. Külle şu kitaptan çıkarımı söylüyorum. Bir, la ilahe. Yani haram videolardan uzak dur. Namazını kıl, tesbihatını yap. Her gün 5-10 dakika risale oku. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa diyor. Risale okudun mu bu psikolojin oturur. Birkaç tane de madde var. Onu da okuyayım. Vicdanımız sağlam çalışırsa sabrı kontrol eder dedik. Çabuk enaniyeti bırakır. Enaniyetsiz olur demedi. Enaniyet olur ama şükrü. Hemen yakalar onu. Hemen kendi yakalar. Sonra kabili hitap olmayanlarla meşgul olmaz. Yani kabili hitap değil mi? Hiç muhatap olmaz. Amin hocam. Ya bu bunları anlatmaya buna değmez. Bırakır. Sonra keyfi istibdat etmez ailesine, çoluk çocuğuna, akrabasına, aldığı borca, hudutlarla oynamaz. Hudutlarla oynamaz. Köyde 60'ı geçenlerde bu hastalık başlıyor. Gazali öyle diyor. İstikameti gitmemişse Allah toprakla hasta eder diyor. Hudutlarla oynamaya başlarlar. Gidin köyde kim hudutla oynuyorsa 60'ın üzerindedir. 50'de olanlar çok azdır. Bu cezadır. Bu cezadır. Ha ben bakıyorsun böyle Allah Allah. Biz de dayı emice deriz ya emice abone bu niye buraya geçtin ya? Bu böyleydi oğlum. Yok. Acayip bir şey. İstibdat etmez. Başka? Ulema-i su'nun gibi vicdanını dünyevi menfaatına satmaz. Vicdanı dünyavi menfaatta televizyon ekranları için hakkı ketletmez. Kafirlere, zındıkları methetmez. Vitrin için, şöhret için, kariyer için, kitabın basılsın veya kazanılsın diye
bunlar yapmaz. Yapan kimdir? Ulema-i su ne demek? Uşkurluk ve midesiyle dine bağlı. Bunun buna ait Mustafa Sabri Efendi'nin şöyle bir kitabı var. Son Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı. Kitabın adını söylüyorum. Dini tamir davasında din tahripçileri. Dini tamir dava ediyor. Dini tamir edeceğim. Oysa din tahripçileri. Osmanlıcadır. Türkçesine çevirdim ben. Başka? Vicdanı 7-8 tane madde kaldı. Vicdanı sağlam olursa kemalata medar meziyetler olur. Yani kemalata işte artık yani evde kemal olur, akrabada kemal olur, cömert olur, ikram eder, zekatını verir, sadakasını verir. Biliyorsa iki kelam eder, Müslümana yardım eder. Maddi şey varsa, hani hutbede okuyoruz ya, akrabasına yardım eder, yakınına yardım eder, dostuna yardım eder. Kemalat, güzel ahlaklar gözükür. Güzel olur ya. Bir kere nasıl anlarız onu? Vicdansızları demiyorum. Müslüman, Müslümanı gördüğü zaman rahatlar. Aa iyi elhamdülillah bu kardeş geldi. İçimde mesela gene Cafer geliyor. Tövbe estağfurullah. Ooo Cafer abi. Ama eğer böyle içini sıkıyorsa, tırmalıyorsa ya onda ya sende sorun var. Demek ki başka vicdanı sağlamsa bunu devlet duysun. Asayişi muhafaza eder. Vicdansızlar asayişi bozar. Asayişi bozar. Anarşist olur. Başka? Vicdanı çalışma nispetinde gıybet ve iftira yapmaz. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Başka? Vicdan çalışmasının nispetinde insaniyet makamı tezahür eder. Ha az insan ya. Adam baktığın zaman adam gibi adam yani. Adam ya. Adam. Gülmesiyle, tebessümüyle, yürüyüşüyle, konuşmasıyla, sıkıntılara çözüm üretmesiyle, ikramıyla, ihsanıyla, zekatıyla, davranışıyla, evde de, toplumda da böyle adam gibi adam yani. Böyle artık dünyada en tatlı şey nedir biliyor musunuz? Güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. O kadın da değil, ha, para da değil, baklava da değil. Güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Eğer ahlaksızsa eş, o bile şeytan gibi olur. Zehir olur sana. Dünyanı zehir eder. Bak eş ya. Erkekse kadın, kadınsa erkek. Fark etmez yani. Ben illa kadın. Erkek de öyle. Bazı erkekler var böyle. Yaşlılarımız var. Gençliğinde böyle kendisine bir şey yatırım yapmamış. Dinen bir şey yapmamış. Lan ahlaksız ya. Namaz kılıyor ama. Öyle bir hal. Geçimsiz, despot, bağnaz. Peygamberimiz ne demiş biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam? Çok şey demiş ama bu makamda. Ben dini tamamlamaya geldim dememiş. Ne demiş abiler? Güzel ahlakı tamamlamaya. Vallahi aklım gidiyor ya Resulallah. Nasıl bir psikologsun ya? Ben şöyle derdim. Vallahi. Dini, en son peygamberim. Dini tamamlamaya geldim. Din Allah'ın dini ya. Ben o dini yaşayarak göstermeye gel. Din Allah'ın dini. Neyi tamamlayacak? Senin değil ki. Din kıyamete ezel ebedi gidecek. Tamamlanmaz. Din biter mi? Ama ben öyle derdim ya şu. Ben dini tamamlamaya geldim. Yok. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ya Resulallah. Nasıl bir insansın? Hafsalam almıyor. 1400 sene önce o vadide böyle bir psikolog. Benim kafam böyle çalışıyor. Peygamberin bu sözüne nasıl bir ruhu tamir ediyor ya? Nasıl bir ruh sağlığı? Nasıl insan terbiyecisi ya? İnsan tamircisi. Çok hayret ediyorum yani. İmanımdan değil. Bunu nasıl der ya? Bunu nasıl der? Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ya bir de düşün şimdi. Evde geldikleri zaman çocuk divana kaçıyor. Hanım bir sebep alıyor dışarıya. Gelinler öteki tarafa kaçıyor. Yaşlı geldi baba. İşte dedemiz geldi. 60-70 yaşında. Konuşması saldırgan. Gözü, bakışı canavar. Hücumu vahşi. Ya kardeşim sakin ol ya. Yani kadın ve erkek fark etmez. Ah ah. Vicdaniyat olursa
tevekkül sahibi olur, teslim sahibi olur. Teslim, tevekkül, itimadı olur Allah'a. Teslim, tevekkül, itimadı olur. Başka vicdaniyatı? Mukaddesata sağır olmaz. Sünnet-i seniye o nispette uyar. Vicdanı çalıştığı kadar akıllı olur. Lemalar 55. Vicdan ne kadar çalışırsa akıllı demek. Akıl çanak gibi düşünün. Haşa, la teşbih ve la temsil. Allah da uydu gibi olsa çanak anteni ona tutar. Vicdan ne kadar çalışırsa vicdan o çanağı oynatır ona. Başka son üçüncü madde. Rikati cinsiyesi çalışır, teellüm alır. Yani Endonezya'da, Doğu Türkistan'da, Bangladeş'te, Azerbaycan'da, Fas'ta, Tunus'ta herhangi bir Müslümanın burnu kanarsa rahatsız olur. Evinde çocuğu, kızı, eşin dişi ağrısa rahat yatabilir misin? Yatamaz. Son iki madde. Vicdan çalışma nispetinde beşeriyetten çıkıp adam olur. Beşeriyetten çıkar, insan olur. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar, peygamberler onları insanlık makamına çıkarır. Son madde, vicdanın çalışma nispetinde İslam'ı esaslar, ceyranlar ve şairlerle beslenir. Yani iman esaslarıyla, iman esaslarıyla, İslam eylemleriyle, bir de şair-i İslam'ı var ya, takke, cübbe, mezarlık, ezan, minare. Yani örf, anane, kültür ve gelenekle vicdanı devamlı beslenir. Bunu bilen zındıka komitesi geldikleri zaman ilk önce vicdana hücum ederler. Şairlere hücum ederler. Şairler, şair İslami alametler ne demektir bu? Tevarüsen der. Geçmişin ruhaniyatını tevarüsen gelecek nesle aktarmada vasıtalık vazifesi yaparlar. Mezar taşı da dahil. İmam-ı Şafii'ye göre bir belde İslam olur. Orada mezar taşı dahi olsa, sonra kafir bile olsa orası darun harp değildir der. İmam-ı Şafii, yani bir mezar taşı bakın. Yani şair nedir? Bitti. Geçmişin kültür, gelenek, örf, anane, iman hakikatlerini gelecek nesile taşıyan berzahlık vazifesi yapar şair-i İslamiye. Allah böyle olanlardan eylesin. Amin. Vicdanı çalışanlardan eylesin. Bizi onlardan uzak eylesin. Bize kendisine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe eylesin. Her kimin kafasında kim şeyse, Mehdi, Müceditse, ona seni, bizi talebe eylesin inşallah. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات